Müslüman olmak, İslam'a girmek, arındırılmış, sorunsuz bir bölgeye dalmak değildir. A isimli bir insan, ben artık İslam yaşayayım, cennete gireyim dediği zaman, işte alkolü veda ederek, zinayı bırakarak, kumarı bırakarak, çalmayarak, işte Allah'ın haram ettiği şeyleri reddederek, namazını ihmal etmeyerek, haccını yaparak, yani Müslüman olmak için önümüzde şart duran, şart olarak duran şeyleri fiilen yaparak, adeta Allah'ın koruduğu bir bölgeye girip, orada da sorunsuz bir şekilde Müslüman olup, ibadetlerini yapıp, cennete giriyor. Ashab-ı kiram da dahil olmak üzere, Allah onlardan razı olsun. Hiçbir insan için böyle bir alternatifi yoktur Allah'ın. Müslüman olmak, korunmuş bölgede olmak değildir. Bilakis Müslüman olmak, ateş çemberine girmektir. Biz bu ateş çemberini özellikle işte Yahudilerin saldırısı, İslam düşmanlarının topraklarımızda şöyle böyle yapması diye anlıyoruz. Bilakis ateşin hararetinin en düşük olduğu yerlerdir oralar. Müslüman olmak bir ateş çemberinin içine girmektir dediğimiz zaman, buna Müslümanın beynindeki tartışmalardan, kafirlerin toprağını işgal etmesine, fakirlik sıkıntısı yaşamasına, zenginlik şımarıklığı yaşamasına kadar, evlatlarından, anasından, babasından, akrabalarından dert görmesine kadar, binlerce alternatif bulunan bir ateş çemberidir, sözün ettiğimiz ateş çemberi. Bunun en hafifi, eline tüfek alıp, mızrak alıp seni öldürmeye gelen düşmandır. Şeytan, ta babamız Adem aleyhisselam cennetteyken, le'uhviyennehum ve le'udillennehum, onları kandıracağım, aldatacağım diye yemin etmişti. وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ, onları aldatacağım, onları tuzağa düşüreceğim sözünü hiçbir insan literatüründen düşüremez. Düşürdüğün zaman, ben size dememiş miydim ey Ademoğlu, bu düşmanınıza dikkat edin dememiş miydim diyen ayetle karşılaşırsın kıyamet günü. Ta ashab-ı kiram Müslümanlığından başlayalım, kıyamete kadar herhangi bir Müslüman Allah'ın düşmanlarıyla savaşını böyle geniş bir perspektifte görmediği sürece, bir, ayağının kaymasını engelleyemez. 2. Ali radıyallahu anh kiminle niye savaştı bunu anlayamaz. Ömer niye adaletin simgesi bir insan olduğu halde sabah namazını kıldırırken hançerlendi bunu anlayamaz. Peygamber bile aleyhissalatu vesselam hanımlarından sıkıntı çekti bunu anlayamaz. Düşman bir ateş çemberidir. Bu ateş çemberinin içinde en hafif şeylere takılıp kalırsan eteklerin tutuşur. Alevler içinde
yanıp gidince anlarsın ateşin nereden geldiğini. Bu ateşi karıştırırken nasıl olsa maşayla tutuyorum ben, elim yanmıyor diye zanneden ama eteği tutuşup yanan kadına benzer. Bir kere de eteğin tutuştu mu? Mesela kadının eteği tutuştuğunda yanıyorum ben diye bağırır ama eteğini çıkarıp atamaz. Çünkü yanmak kadar risk eteğini çıkarmasıdır orada. Öyle eteği üstündeyken söndürmeye çalışır ve yanar gider. Çocuğunla imtihan olmak budur. Dinin üzerinden Allah'ın fitneye düşürmesi budur. Atamazsın. Bu pis düşünceleri attım gittim diyemez Müslüman. Diyebilse zaten o fitne olmaz. Atabildiğin düşmandır, kafirdir. Kudüs'ü işgal etti, bir gün atarsın onu. Mekke maazallah saldırıya uğrar, bütün dünya müminleri toplanır, atarlar. Bir sıkıntı yok. Beyinlerdeki saldırılar, وَلَاُضِلَّنَّهُمْ وَلَاُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَاَامُرَنَّهُمْ Onları kandıracağım, tuzaklar düşüreceğim, üst üste emirler vereceğim onlara, diyen şeytana, yapamazsın kullarıma böyle bir şey dememişti Allah Teala. Tam aksine ne buyurmuştu? İhlaslı bir şekilde bana kulluk yapan kullarım hariç hepsi senin olsun demişti. Allah'ı samimi bir şekilde Rabbi olarak bilemeyen herkes şeytanın payına bırakılmıştır.